Amontillado fıçısı. Fortunato'nun yaptığı binlerce haksızlığa elimden geldiğince göz yummuşumdur. Ama hakaret boyutuna geçtiğinde intikam almaya yemin ettim. Sizler ruhumu yakından tanıyıp bilen sizler, onun karşısına geçip açıkça tehdit etmeyeceğimi tahmin etmişsinizdir. En sonunda intikamımı alacaktım, bu kesindi. Kesinliği biraz da herhangi bir tehlikeyi göze almak istememden geliyordu. Yalnızca onu cezalandırmak yetmezdi. Aynı zamanda kendimi de bu işten suçsuz çıkarabilmeliydim. Yanlışın düzeltilmiş kabul edilmesi için onu düzeltene zarar gelmemiş olması gerekir. Ayrıca yanlış yapan, yanlışı düzeltenin kendisinden intikam aldığını anlamazsa o yanlış düzeltilmiş sayılmaz. Şu iyice anlaşılmalıdır ki ne söylediklerimle ne de yaptıklarımla Fortunato'nun iyi niyetimden şüphe etmesine neden olacak bir durum yaratmadım. Ona eskiden olduğu gibi güler yüz göstermeye devam ettim. Gülümsememin ardında kendisini nasıl boğazlayacağımı düşündüğümü hiçbir zaman fark etmedi. Bir zayıf noktası vardı bu Fortunato'nun. Gerçi bunun dışında saygıdeğer, hatta korkulacak türden bir adamdı. Şaraptan iyi anladığını söyler, bununla böbürlenirdi. Gerçekten sanatçı ruhuna sahip İtalyan sayısı pek azdır. Gösterdikleri ilgi çoğunlukla o anı ve fırsatı yakalamaya yöneliktir. İngiliz ve Avusturyalı milyonerleri kandırmaya çalışırlar. Resimler ve değerli taşlar konusunda Fortunato da diğer İtalyanlar gibi tam bir üçkağıtçıydı. Fakat eski şaraplara ilgisinde samimiydi. Bu konuda ben de ondan çok farklı değildim doğrusu. İtalyan şarapları hakkında epey bilgi sahibiydim. Fırsat buldukça satın almayı da ihmal etmezdim. Karnaval mevsiminin cümbüşlü akşamlarından birinde karanlık çökmek üzereyken arkadaşımla karşılaştım. Bana oldukça sıcakkanlı davrandı, çok içmişti. Renk renk giyinmişti. Her yanını sıkıca saran çizgili renkli elbise vardı üzerinde. Kafasında ise çıngıraklara sahip koni şeklinde bir şapka vardı. Onu gördüğüme çok sevinmiştim. İlk kez elini bu kadar içtenlikle sıkmıştım. Sevgili Fortunato dedim, ne güzel tesadüf, ne kadar iyi görünüyorsun. Bir fıçı şarap geçti elime, Amontillado diye verdiler ama ben pek emin değilim doğrusu. Nasıl dedi, Amontillado bir fıçı, bu imkansız, hem de böyle bir karnavalın ortasında. Emin değilim doğrusu diye tekrarladım. Üstelik sana sormadan bir fıçı Amontillado parası verecek kadar da ahmaklık ettim. Sen ortalıkta yoktun, ben de başkasına kaptırmaktan korktum. Amontillado, emin değilim doğrusu. Amontillado, bu şüpheden kurtulmak istiyorum. Amontillado, sen meşgul olduğun için Lucchesi'ye gidiyorum. O bu işi çözer, doğrusunu söyleyecektir bana. Lucchesi Amontillado'yu şeriden bile ayıramaz. Yine de bazı budalalar sendeki damaktan onda da olduğunu söylüyorlar. Hadi gidelim. Nereye? Sizin mahzene. Dostum hayır, iyi niyetinden istifade etmek istemem. Belli ki meşgulsün. Hem Lucchesi'yim, işim filan yok haydi. Dostum hayır, işin gücün bir yana, iyice üşütmüşsün sen. Mahzenlerin rutubeti dayanılacak gibi değil. Duvarlar hep güher çile içinde. Olsun, gidelim yine de. Üşütmekten bir şey olmaz. Amontillado. Kandırmışlardır seni. Lucchesi'ye gelince o şeriyi bile Amontillado'dan ayıramaz. Bu sözleri söylerken Fortunato koluma sarıldı. Kara ipekten maskemi geçirip pelerinime sarındım ve beni köşküme götürmesine izin verdim. Hizmetçiler evde değildi. Karnavalda eğlenmek için kaçıvermişlerdi. Sabah olmadan eve dönmeyeceğimi söyleyip bir yere ayrılmamalarını tembihlemiştim. Ben arkamı döner dönmez hep birlikte ortadan kaybolacaklarını biliyordum. Duvardaki yuvalarından iki meşale çıkarıp birini Fortunato'ya verdim. Odaları bir bir eğilerek geçip mahzene inen kemerli yola geldik. Döne döne inen uzun merdivene girerken beni dikkatlice takip etmesini söyledim. Sonunda merdivenin altına vardık ve Montresörlerin mezarlarının ıslak toprağı üzerinde yan yana durduk. Arkadaşım sendeliyordu. Şapkasındaki çıngıraklar o yürüdükçe çın çın ediyorlardı. Fıçı dedi, ileride dedim. Fakat şu mahzenin duvarlarında parıldayan beyaz örgülere bir bak. Bana döndü, sarhoş gözyaşlarının süzüldüğü buğulu gözlerini gözlerime dikti. Güherçile mi diye sordu sonunda. Güherçile diye cevap verdim. Ne zamandır öksürüyorsun? Zavallı dostum dakikalarca cevap vermeye fırsat bulamadı. Bir şeyim yok diyebildi sonra. Gel dedim kararlılıkla. Geri döneceğiz. Sağlığın bizim için kıymetli. Zengin, saygı gören, beğenilen, sevilen birisin. Mutlusun. Ben de öyleydim bir zamanlar. Özlenecek adamsın. Kendim için olsa inan umurumda olmaz.
Geri dönelim. Hastalanacaksın. Hem vicdan azabından ölürüm ben. Ayrıca Lucchesi, yeter dedi. Öksürükten bir şey olmaz, ölecek değilim ya. Doğru doğru diye cevapladım. İnan bana, seni boşu boşuna endişelendirmek değildi niyetim. Fakat gerekli önlemleri de almalısın. Şu Medoc şarabından biraz içmek bizi bu rutubete karşı koruyacaktır. Bunu söylerken toprağın üzerinde boylamasına yatan şişelerden birinin boynunu kırıverdi. İç diyerek ona uzattım şarabı. Yan gözle bana bakarak dudaklarına götürdü şarabı. Bir an durdu ve dostça başını salladı. Başındaki çıngıraklar çın çın öttüler. Ben dedi, çevremizde toprağın altında yatmakta olan ölülere içiyorum. Ben de senin uzun yıllar yaşamana. Yine kolumu tuttu, ilerledik. Bu mahzen dedi, ne kadar geniş. Montresörler diye cevapladım. Geniş bir aileydi, epey kalabalıklardı. Armanızı unuttum. Mavi bir tarlada kocaman altın rengi bir insan ayağı. Ayak kızgın bir yılanı eziyor, yılan dişlerini topuğa geçirmiş. Ya onur cümleniz? Bana zarar veren cezasız kalmaz. Güzel dedi. Şarap gözlerinde parıldadı, çıngıraklar çın çın öttü. Medoc beni de ısıtmıştı. İçleri kemik yığılı duvarlar boyunca boy boy fıçıların içinden mezarların en kuytu köşelerine dek yürüdük. Yine durdum, bu kez Fortunato'nun kolunu dirseğinin üst katından kavrayacak kadar ileri gittim. Güherçile dedim, bak nasıl da çoğalıyor. Yosun gibi sarkıyor tavandan. Irmak yatağından daha aşağıdayız. Islaklık damla damla kemiklerin arasında dolaşıyor. Gel yol yakınken dönelim, öksürün. Bir şey yok dedi, yürü hadi. Ama önce şu Medoc şarabından bir daha içelim. Ona bir de Grave şişesi kırıp uzattım. Bir dikişte bitirdi. Haşim bir parıltıyla bakıyordu gözleri. Güldü, anlam veremediğim bir hareketle şişeyi fırlatıp attı. Hayretle ona baktım. Hareketi tekrar etti, tuhaf bir şey yapıyordu. Anlamıyor musun dedi. Hayır diye cevapladım. Öyleyse sen bizim camiadan değilsin. Nasıl? Mason değilsin yani. Evet evet dedim, evet evet. Sen, mason, imkansız bu. İşaretini yap o zaman dedi. İşte işaretim dedim. Pelerinimin altından bir mala çıkardım. Alay ediyorsun diyerek birkaç adım geri sıçradı. Haydi gidelim şu Amontillado'ya. Öyle olsun dedim. Malayı pelerinimin altına sokarak yine kolumu uzattım ona. Bütün ağırlığıyla yaslandı. Bir sıra alçak kemerin altından geçtik. Aşağı indik, yürüdük, yine aşağı indik. Derin bir mahzen odasına geldik. Buranın havası öyle kötüydü ki meşalelerin alevi bile zayıfladı. En uç tarafta daha dar bir oda vardı. Duvarları Paris'in büyük mezarlarında olduğu gibi tavana kadar yükselen, üst üste yığılmış insan kalıntılarıyla örtülüydü. İç tarafların üç yanı bu şekildeydi. Dördüncü duvardaki kemiklerse yere indirilmiş, bir noktada büyük bir küme halinde toprağın üzerine gelişi güzel saçılmıştı. Kemiklerin yerlerinden oynatılmasıyla ortaya çıkmış olan duvarda bir iç hücre daha fark ettik. Derinliği aşağı yukarı 4, genişliği 3, yüksekliği ise 6-7 fit kadardı. Belli bir amaç için hazırlanmışa benzemiyordu. Duvardaki mezarların tavanlarını tutan iki büyük desteğin arasında bir boşluk gibiydi. Arkasını da yine o mezarları çevreleyen granit duvarlardan biri kapatıyordu. Fortunato elindeki sönük meşaleyi yukarı kaldırarak oyuğun derinliğini görmeye çalıştı ama boşunaydı. Cılız ışık oyuğun dibini aydınlatmaya yetmiyordu. Yürü dedim. Amontillado bunun içinde. Lucchesi'ye gelince... Aptalın tekidir o diye sözümü kesti. Bu arada adımını da atmıştı. Hemen peşine takıldım. Bir anda oyuğun sonuna varmış, kaya ile burun buruna gelmişti. İlerleyemediğini görünce şaşkınlıkla kala kaldı. Bir an sonra oracıkta granite zincirledim onu. Oyuğun sonundaki düz duvarda yatay olarak birbirinden aşağı yukarı 2 fit uzaklıkta 2 demir halka vardı. Bunlardan birine kısa bir zincir, diğerine de asma kilit takılmıştı. Zinciri onun beline dolayıp kilidi vurmak birkaç saniyemi almıştı yalnızca. Anahtarı çekip alarak oyuktan çıktım. Elini duvara sür bak dedim. Her yer güherçile içinde. Çok rutubet var gerçekten burada. Bir kez daha yalvarıyorum geri dönmen için. Hayır mı? O halde seni gönül rahatlığıyla burada bırakabilirim. Ama önce elimden gelen bütün özeni göstermeliyim. Amontillado diye bağırdı birden. Hala hayret içindeydi. Doğru diye cevap verdim. Amontillado. Bu kelimeleri söylerken az önce bahsettiğim kemik yığının içinde uğraşıya girişmiştim. Kemikleri eşeleyip sağa sola fırlattım. Altlarından bir miktar harç ve yapı taşları çıktı. Bulduklarımı kullanarak malamla oyuğun önüne duvar örmeye koyuldum.
duvarın birinci sırasını bitirmiştim ki Fortunato'nun iyiden iyiye ayılmış olduğunu fark ettim. Bunun ilk işareti oyuğun derinliğinden gelen iniltiye benzer bir sesti. Sarhoş adamın iniltisi değildi bu. Uzun bir sessizlik oldu sonra. İkinci sırayı çıktım, üçüncü, sonra da dördüncü sırayı. O sırada zincirin şiddetle sarsıldığını duydum. Bu zincir sesi birkaç dakika daha devam etti. Bu sırada ben de elimdeki işi bırakıp kemiklerin üstüne oturdum ve keyifle sesleri dinledim. Sonunda şıkırtı sustuğunda malayı tekrar elime alıp hiç ara vermeden 5., 6., 7. sıraları bitirdim. Duvarın yüksekliği göğsüme yaklaşmıştı. Yine durdum, meşaleyi kaldırıp aralığa doğru tuttum. İçerideki silüetin üzerine birkaç cılız ışık çizgisi düşmüştü. Zincire vurulmuş birinin gırtlağından birbiri ardına yükselen keskin ve acı çığlıklar bir anda beni püskürttü. Bir an tereddüt ettim, titredim. Kılıcımı çekip oyağa doğru davrandım. Ama birden aklım başıma geldi. Elimi mezarların sağlam taşlarına dayadım, sakinleşmiştim. Duvara tekrar yaklaştım, onun haykırışlarına cevap vermeye başladım. O bağırdı, ben bağırdım. Yardım ettim ona. Onunkilerden daha uzun, daha güçlü çığlıklar attım. Ben öyle yapınca çığlığı kesti. Gece yarısı olmuştu ve işim bitmek üzereydi. 8., 9., 10. sıraları da tamamlamıştım. 11., sonuncu sıranın da bir bölümünü bitirmiştim. Yerine yerleştirilip sıvanacak bir taş kalmıştı. Onu kaldırmaya çalışıyordum. Kaldırıp yarı yarıya yerine oturtmuştum ki oyuğun içinden tüylerimi diken diken eden cılızca kahkaha yükseldi. Hemen arkasından üzgün bir ses duyuldu. Asil Fortunato'nun sesine hiç benzemeyen ses şunları söyledi. Ha ha ha! Ne güzel bir şaka bu böyle. Hakikaten mükemmel şaka. Köşke gidince zenginler buna kahkahayla gülecekler. Ha ha ha! Hem de bizim şarabımızdan içerek. Amontillado dedim. Ha ha ha! Evet Amontillado ama vakit geç olmuyor mu? Beklemezler mi bizi köşkte? Bayan Fortunato ve diğerleri. Gidelim artık hadi. Evet dedim gidelim. Tanrı aşkına Montresor. Evet dedim Tanrı aşkına. Ama boşuna cevap bekledim. Artık sabrım tükeniyordu. Yüksek sesle seslendim. Fortunato. Çıt yok. Tekrar seslendim. Fortunato. Cevap gelmiyordu. Delikten bir meşale sokup içeri baktım. Yalnızca çın çın öten çıngırakların sesi geldi. Kalbim sıkışıyordu mezardaki rutubet yüzünden. Bir an önce işi bitirmek için acele ediyordum. Son taşı da yerine koyup sıvadım. Yeni duvarın önüne kemiklerden yapılma eski duvarı da ördüm. 50 yıldır insan eli değmemişti onlara. Huzur içinde yatsın.